Şimdi dümdüz bir karna ve daha güzel bir popoya sahip olmak isteyen tüm hanım izleyicilerimizi ekran başına çağırıyoruz. Çünkü biz İstanbul Fulya'da bir estetik cerrahi tıp merkezindeyiz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Habib Başkurt'la karın germe ve Brezilya poposu operasyonlarını konuşacağız. Doğru anons ettim mi hocam? Doğru, gayet doğru. Nasıl operasyonlar bunlar diye hemen girelim. Çünkü çok popüler operasyonlar, çok duyuyoruz. Evet. Artık herkes güzel vücuda sahip olmak istiyor. Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Kesinlikle öyle. Karın germeden başlayayım. Tabii karın germe söz konusu olduğunda kadın hastalarımız çoğunlukta. Her ne kadar bazen erkek hastalarımız da bu grup içerisinde yer alsa da kadınların bazı şanssızlıkları var. Dünyanın en güzel şeyine sahip oluyorlar, bir çocukları mesela oluyor. Ama bunun karşılığında tekrarlayan doğumlarla bazen çoğunlukla, bazen fazla kilo alıp verme süreçleri neticesinde işte bu gruba erkekler de biraz dahil oluyor. Karın bölgelerinde sarkmalar hissedebiliyorlar veya aşırı çatlaklıklarla karşılaşabiliyorlar. Çok spor yapıyorlar, çok uğraşıyorlar bazen ama yine de bunları tamamen yok etmek mümkün olmayabiliyor. Kesinlikle. İkinci bir sorun yine karın bölgesinde karın kaslarının aşırı büyümesi, o hamilelik süresi içerisinde genişlemesi nedeniyle toparlamasının tam olamaması. Yani karında hafif böyle bir gevşeklik hissinin hep varlığını kaslar anlamında da sürdürmesi. İşte böyle olduğu zaman karın germe ameliyatı bizim için bir kurtuluş haline gelebiliyor. Hem o fazla derinin çıkartılması için hem de içerideki kas yapısının yeni olması gereken anatomik varyasyonuna ulaştırılması için, dikilebilmesi için bir karın germe ameliyatı çok ideal bir çözüm. Çok zor bir süreçten de bahsetmiyoruz. Bir hafta kadar hafif bir eğri yürüme, belki birkaç gün iş hayatından, sosyal hayattan alıkonulması bu sonuca ulaşmak için yeterli. Güzel bir karna ulaşmak için yeterli. Artık kadınlar da bunun bilincindeler. Güzel sonuçlarla daha fazla karşılaşıyorlar. Hı hı. Ve bu operasyon bu anlamda daha fazla talep görmeye başlıyor. Dolayısıyla o istenmeyen görüntüyle dolaşmanın çok anlamı yok. Böyle kolay çözümleri varsa bu iş. Kesinlikle öyle. Yani siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Çünkü ne kadar spor yaparsanız yapın. Evet, kasları bir miktar toparlayabiliyorsunuz ama toparlayamadığınız bir deri kısmı kalabiliyor. Üzerindeki kumaş diyelim. Evet. Öyle anlayalım. O kumaş evet. Bir kere bollaştıysa onu mutlaka bir terziye götürmek gerekiyor. Sönmüş bir balon gibi oluyor bazen. Evet. İşte o zaman fazlalıkları almanın cerrahi bir yolu var. Karın germe operasyonları bazen liposuction'la karıştırılabiliyor. Aynı şey değil, değil mi hocam? Aynı şey değil. Başka. Liposuction bambaşka bir ameliyat aslında. Bir vücut şekillendirme ameliyatı. Evet. Yani siz zayıflıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben zayıfladım, harika bir vücuda sahip oldum, olacağım. Hı-hı. Ama ya işte şu yanlarımdaki o iki tane çıkıntı var ya, ya da şu basenlerimdeki o minnacık iki tane çıkıntı var, onlardan bir türlü kurtulamıyorum kısmının tedavisi aslında liposuction. Ama karın germeyle ilişkilendirilmesi çok doğru. Çünkü karın bölgesindeki fazlalıkların alınmasını takiben o karını çevresel olarak düzeltirken işte o bel bölgesindeki yağların alınması, genelde bir karın germe ameliyatına eşlik ettirilen, eklenen bir işlem. Bu nedenle evet liposuction karın germe, karın germe liposuction sanki birlikte bir ameliyatmış gibi algılanabiliyor. Genelde de birlikte ihtiyaç duyulan bir ameliyat evet, olabilir. Evet, yani genelde de birlikte yapılıyor zaten. Hani illa fazlalık olur. Tabii ki. Yani bir bel bölgesini şekillendirdikten sonra o karnın da toparlanması size bir çevresel bel olarak çok daha güzel bir görsellik sunuyor. Hani arkadan baktığınızda o hani kadınların sevdiği kum saati görüntüsüne evet. Hem arkadan hem önden hem yandan evet daha fazla ulaşıyorum, daha güzel görünüyorum. Artık kıyafet giydiğimde işte arkadaşlarım "Aa senin belin ne kadar güzel." diyorlar. Hı hı. Bu sonuca ulaşmak anlamında liposuction'la kombinleniyor. Ama sadece orası için değil tabii. Yani kolu çok sarkık bir kişi de eğer cilt kalitesini toparlayabileceğini düşünüyorsanız, bacak içleri, diz içleri, işte sırt üstü ya da aklınıza gelebilecek birçok şekil bozukluğu olan ve bu şekil bozukluğunun yağ fazlalığına bağlandığı durumlarda liposuction ameliyatından faydalanıyoruz. Çok güzel. Şimdi o güzel kum saati görünüm dediniz. Onun evet. Altına da güzel kalçalar gerekiyor hocam. Bunu nasıl elde ediyorsunuz? Evet, yani bu özellikle son yıllarda tabii böyle bir trend de var. Brezilya evet. Poposu estetiği adı altında da geçiyor. Güzel ünlü şarkıcıları göre göre herkes özenmeye evet. Başladı buna. Doğru doğru. Sosyal medyada tabii böyle poposuyla ünlenen evet. Kişiler de var. Yani kalçalarıyla ünlenen, işte herkesin onlar gibi olmak istediği insanlar da var. Ve bunu soruyorlar. Evet, ben bu görüntüye ulaşabilir miyim? Liposuction'da aldığımız yağları biz çeşitli
çeşitli amaçlarla kullanıyoruz. Hı hı. Her zaman işte bir şişenin içinde saklayıp onları çöpe göndermiyoruz açıkçası. Birçok anlamda bazen kişinin yüzüyle ilgili bir ihtiyaç olabiliyor. Diyor ki benim yüzümde şu bölgelerim çökük, işte ağız kenarlarında çizgiler var, bunları azaltabilir miyim? Evet, azaltabiliyoruz. Yani oralara yağ verebiliyoruz. Ya da işte bazı kişi diyor ki ben hani vücudumun şurasında bir deformite var, burayı biraz daha çıkık göstermek istiyorum. Bunlara da kullanabiliyoruz. Bunlar gibi en çok kullandığımız yanlardan bir tanesi de Brezilya poposu estetiği. Yani aldığımız, vücuttan toparladığımız yağı popoyu şekillendirmek, yuvarlaklaştırmak ve olduğundan biraz daha büyük hale getirmek için kullanıyoruz. Bu anlamda evet, size çok hoş bir kalça görüntüsü de sunuyor. İşte dediğiniz gibi o liposuction'da giderilen o hatlar, inceltilen hatların altına işte beli incelmiş bir kadın, aynı zamanda biraz da kalçası çıkmış, biraz da kalçası yuvarlaklaşmış. Evet, yani birçok kişi, birçok kadın bu ameliyatı yaptırdıktan sonra böyle bir ay sonra, iki ay sonra size gelip evet ya geçen gün bir düğün vardı hocam. Yani şu elbiseyi giydim ama herkes fiziğimle ilgili ya hiç bu kadar iltifat almamıştım. Tabii. Diyebiliyor. Bu anlamda çok güzel bir şey. Çünkü biz ne yapsak, spor da yapsak, diyet de yapsak böyle sonuçlara ulaşamayabiliyoruz hocam. Evet, bu kadar tabii. Hepsi bir arada olmuyor diye. Tabii tabii. Yani özellikle spor diyet tabii daha fazla yağın erimesine yol açan. Tabii. Hatta bazen kadının o popo kısmını biraz daha olduğundan küçük hale getiren. Hı-hı. Evet, sıkılaştırıyor ama küçültüyor da. Evet. Böyle bir yanı da var. Şimdi yağ enjeksiyonu denince acaba kalıcı mıdır sorusu akla geliyor. Çünkü bu yağlar eriyip gidebilir. Böyle bir yöntemi mi tercih ediyorsunuz Brezilya poposu yaparken? Tabii Brezilya poposunun temel tanımı zaten yağ enjeksiyonu üzerine kurulu. Ama bu konuda da haklısınız. Koyduğumuz yağın hepsi kalmıyor. Böyle bir şeyimiz yok. Ama biz bunu düşünerek, bunu bilerek vücuttan alabildiğimiz yağın neredeyse tamamını popoya kullanmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani işte atıyorum 1 litre, 1,5 litre yağ aldıysak her popo bölgesine işte yarım litre, 750 cc, 800 cc ne kadar bir çıkartımımız varsa ve kişinin beklentisi ne kadarsa, evet, buna uygun bir şekilde o yağı vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz yağda bir miktar kayıp oluyor. Bu ortalama işte %40, %50 gibi bir kayıp. Kişiden kişiye göre değişiyor. Hareketli yaşam bunu azaltabiliyor. Sigara kullanımı çok kötü. Her yerde olduğu gibi burada da yağın yaşayabilirliğini azaltıyor. Ama geriye kalan o sağladığınız 300-400 cc'lik eğer bir sonuç varsa bunu en fazla bir protezle belki elde edebiliyorsunuz. Ama sizden çıkan son derece doğal, hiçbir yan etkisi olmayan, ileride size bir sorun yaşatmayacak bir işlemle bunu sağlamış oluyorsunuz. Elbette öncelikle doğal olan, bizden çıkan dediğimiz evet, gibi malzeme tercih edilir. Kesinlikle. Ama diyelim ki yok böyle bir malzememiz. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman da popo protezleri kullanıyoruz. Hı hı. Yani bu yine protezler, bir çözüm var mı? Bir çözüm var. Tabii ki bunun bir çözümü var. O zaman da popo protezleri kullanıyoruz. Meme protezine benzer özelliklerde bunlar aslında. İçerikleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biraz daha kıvamlı oluyorlar. Bu anlamda hani biraz daha dayanıklı yüzeylere ve iç yapıya sahipler. Ama bir ameliyat neticesinde popo bölgesine, o popodaki kasların arasına mümkün olduğunca yerleştirilip sizin hani görsel anlamda daha iyi bir kalça görünümüne kavuşmanızı sağlayabiliyor. Yine çareler var yani. Var var. Peki şimdi yurt dışından bizleri izleyen izleyicilerimiz adına soracağım. Bu operasyonlar için size başvurduklarında, Türkiye'ye geldiklerinde nasıl bir süreçten geçiyorlar? Ne kadar zaman ayırmaları gerekiyor? Ya tabii ön görüşmeler yapıldıktan sonra geliyor hastalarımızın birçoğu. Bazılarına fotoğraflar üzerinden bir değerlendirmede bulunuyoruz. Hı hı. Bizimle bu iletişimi sağlayan hastalarımıza. Eğer vücutlarında bir görsel anlamda çok fazla yağ görmüyorsak hayır diyoruz. Hani siz bu işlemden çok fazla yarar görmezsiniz ya da istediğiniz sonucu bu sağlamayabilir. O zaman sizi bir protez ameliyatına alalım. Hı. Ya da hayır, evet sizin vücudunuzda ciddi bir fazlalık var. Bu ameliyat sizin için çok uygundur gibi konuşmaları öncesinde biraz yapabiliyoruz. Sonra hastalarımız geliyorlar. Mümkünse ameliyat öncesinde kliniğimizde görüşmemizi yapıyoruz tekrar. Yani her şey o telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapılan görüşme gibi tabii değil. Mutlaka bir yüz yüze görüşme yapmaya çalışıyoruz. Yine hastamızı yüz yüze tekrar bir bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu ameliyata ne kadar hazır, bu süreç hakkında ne kadar bilgili ya da aklında ya günlerce düşünmüş, acaba nasıl olacak, nasıl bitecek, oluşmuş sorular var mı, bunları sorsun istiyoruz. Yani temelde aldığımız şey çünkü hastanın memnuniyeti, en başından en sonuna kadar mutlu ayrılması. Bunları yaptıktan sonra evet, kan tahlilleri süreci var, ameliyata hazırlanılıyor.
ameliyat sürecini yaşıyor. Ameliyattan sonra bir veya iki gün hastanemizde bir konaklıyor. Daha sonra birkaç gün hastane dışında ama bir otel ortamında biz yine bizim gözetimimizde bize yakın olarak burada kalıyor. Bir yaklaşık protez ameliyatlarında böyle bir 5 gün 1 hafta kadar ama liposakşın hastalarında Brezilya poposunu yağ ile sağladığımız hastalarda belki biraz daha kısa. İyileşme süreci daha kolay olacak. Biraz daha kolay tabii. Biraz daha kısa sürelerle onları da İstanbul'da misafir edip daha sonra memleketlerine gönderebiliyoruz. Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler var mı? Yani sosyal hayatlarına, yaşamlarına, işlerine ne zaman dönebilir bu kişiler? Bir hafta içerisinde ortalama herkes işine dönüyor. Bu anlamda çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii ki burada bireysel özellikler var. Yani bir hasta size gelip işte az evvel karın germeden bahsettik. Karın germe ameliyatından sonra kişiye diyorsunuz ki bakın siz bir hafta hafif eğri yürüyeceksiniz ama hayır diyor ben bir iş kadınıyım. Cuma yaptığınız bir ameliyattan sonra pazartesi gidip bir toplantıda sunumunu yapabiliyor. Yapabiliyor mu? Yapan da var ama bu ortalama değil. Demek istediğim bu. Anladım. Ha, bazı kişi oluyor ki bu süreci 10 günde 15 günde atlatabiliyor. Ama bunların ikisi de uç örnekler. Ortalama bir haftada evet işinize dönebilirsiniz diyoruz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Size öncelikle biz bir korse giydiriyoruz zaten. Hani liposakşın yoğun olan alanlarda bu 3 aya kadar uzayabiliyor. Ama popo ile ilgili en azından bir ay kadar korse kullanımını istiyoruz. Bu popo protezi için de geçerli. Yani protez koyduğumuz vakalarda da implant koyduğumuz durumlarda da bu korse kullanımını istiyoruz. Daha sonra eğer yağ ile yaptıysak bu işlemi birazcık yüzüstü yatın diyoruz. Yani çok fazla popo kısmınızın üstüne yatmayın ki o bölge aşırı bir şekilde erimesin. Birazcık sporlarınıza ara verin. Kısa bir sürede olsa özellikle yağı çok eritmemek adına sedanter yaşamı tercih edin kısa sürede olsa. Ama bu tabii ki hiç yürümeyin demek değil. Yürüyüş bizim için önemli. Hem şişliklerin geçmesi hem kişinin kendini iyi hissetmesi hem iyileşmesi için. Bunlara dikkat edin diyoruz. Beslenme ile ilgili önerileriniz oluyor mu? Liposakşın beslenmesi ile ilgili bazı önerilerle gönderiyoruz genelde hastalarımıza. Bunların başında özellikle tuzsuz diyet var. Ama kliniğimizde bununla ilgili bir de uzman diyetisyenimiz var zaten. Gerekli olan durumlarda onun hazırladığı listeleri mutlaka veriyoruz hastalarımıza ama kendileriyle de görüştürebiliyoruz. Takibi devam ediyoruz. Tabii her zaman. Hocam peki bu tüm konuştuklarımızla ilgili izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, öncelikle bu ameliyatlar öyle hayal ettikleri kadar korkutucu ameliyatlar değil. Kadınlar genelde bunu bir sezaryen ameliyatıyla kıyaslıyorlar. Hani karın germeleri o kadar acır mı gibilerinden. Ya emin olun bir sezaryen ameliyatındaki kadar zorluklarla karşılaşmıyorsunuz bir sezaryen işlemi kadar. Neden? Çünkü bunların çoğu daha yüzeysel işlemler. Bunlar birer deri cerrahisi. Tabii. Hani çok fazla kasların kesildiği bir sezaryandaki gibi daha derin dokulara inilen bir işlemden bahsetmiyoruz. Daha yüzeysel işlemler bunlar. Elbette ufak tefek ağrılarımız, acılarımız, sızılarımız oluyor. Ama bunlar hafif ağrı kesicilerle atlatılabilir durumda oluyorlar. Çok büyük oranda. Elde edilen güzel sonuçlara da değer diye Onları zaten gördükten sonra o acıların hepsi unutulup her şey unutulur. Birçok kadın diğer sorunuyla ilgili evet bunu ne zaman yaptırayım tabii artık hemen diye geri dönüş yapıyor. Evet. Hocam hakikaten onu da aklıma gelmişken sormak istiyorum. Kombine olarak yapılabilir mi? Hani gelmişken onu da yaptırayım derlerse. Mümkün olan bazı ameliyatlar var. Popoya yağ enjeksiyonuyla karın germe belki ikisi birlikte kombinlenemeyebilir ama liposakşınla karın germe evet. Ya da karın germeyle bir göğüs cerrahisi. Karın germe göğüs cerrahisiyle işte ilgili yüz bölgesiyle ilgili yapılabilecek bazı işlemler önemli. Tabii kombin bir ameliyattan bahsediyorsanız şunu her zaman unutmamak lazım. Sizin kan değerlerinizin ve fiziki yapınızın çok büyük bir ameliyatı kaldırabilecek durumda olması lazım. Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle kan değerlerine göre kanamalı olabilecek ikinin üstünde ameliyatı önermiyoruz. İkili belki kombin, onun üzerindeki işlemler varsa da onlar küçük küçük işlemler. Yapılabilecekleri yapıyorsunuz. Evet. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Habib Başkurt'la birlikteydik. Estetik operasyonları konuştuk. Bu konularla ilgili hala sorularınız varsa ekranın altında gördüğünüz iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz.